Merhaba, Uluslararası İletişim dersimizin 3. ünitesindeyiz. 3. ünitemiz küresel medya sistemleri. Dikkat edecek olursak burada gerçekten zaten başlık kendisiyle ilgili çok şey söylüyor. Birincisi medya sistemleri. Yani aslında medya sistemi dediğimizde biliyorsunuz medya aslında İngilizce bir kelime. Kitle iletişim araçları ifade eden bir kavram. Yani küresel iletişim araçlarına ilişkin, iletişime ilişkin süreçlerden bahsetmiş oluyoruz. Burada özellikle kitle iletişiminin varlığı, yaygınlaşması, ona ilişkin sistemlerin kurgulanması ve bunun da küresel çapta olmasından bahsediyoruz. Son derece önemli bir kavram. O yüzden öncelikle kitle iletişim araçlarının ne olduğunu, işlevlerini, etkilerini, bugüne kadar kitle iletişim araçlarına ilişkin tartışıla gelmiş olan kuramları, meseleleri özümsemek gerekiyor. Gerçekten belki hiç dikkat etmediğimiz bir kitle iletişim aracının toplumsal hayatta hiç beklemediğimiz bir rolünün olabildiğini kimi zaman görebiliyoruz, tanıklık edebiliyoruz. Aynı zamanda kitle iletişim araçlarıyla beraber üstlendikleri sorumluluklar, roller ve etkilerle beraber özellikle bu küresel çapta kitle iletişim araçlarının örgüsünden oluşan dünyada artık onların sunduğu içeriklerin bombardımanı altında kalan bir dünyada bir toplumsal yaşamda bir de başka bir kavram çıkıyor. Marshall McLuhan'ın kullandığı küresel köy kavramı yani kürenin adeta bir köy haline gelmesi. Yani aslında dünyanın her yerinden haberlerin, iletişimin, bilginin paylaşılabilecek duruma gelmesi, burada olanın oraya gitmesi, orada olanın buraya gelmesi gibi meseleler son derece önemli hale geliyor ve buradaki iletişim trafiği, buna ilişkin sistemlerin oluşması, bu sistemlerden oluşan bir ekolojik medya sisteminin, küresel bir medya ekolojisinin oluşması, olgunlaşması çok önemli. Tabii burada aslında bütün bu örgüyü sağlayan nedir ve bu örgüde bileşenler, dikkate çeken bileşenler nedir diye düşünecek olursak özellikle dijitalleşme, yeni iletişim teknolojileri gerçekten çok önemli bir rol alıyor ve biz buna aslında teknolojik belirleyicilik diyoruz. Yani aslında teknoloji bir yerde daha hukuk kendisine yetişmeden, bir takım gündelik hayatta oluşlar kendisine yetişmeden teknoloji kendi üretimiyle beraber, teknolojinin ortaya çıkmasıyla beraber yeni kurgulamalar, yeni ortamlar ortaya çıkıyor. Tabii burada gerçekten kendi örneklerimizden de yararlanabiliriz. İşte televizyon belli bir döneme kadar zaten ki başlı başına kendisi bir devrimken, kendisine ilişkin bir takım sistemlerin oluşmasına ve kurgulanmasına aracılık ediyorken bir bakıyoruz bir anda internet ortaya çıkıveriyor. Dijitalleşme ile beraber dijitalleşmenin apayrı boyutlarını görüyoruz. İnternet bunlardan bir tanesi oluyor çıktı olarak. Ve internette sınırlı kalmıyor. İşte sosyal ağlar, yeni medya, sosyal medya gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Ve tabii ne çıkıyor? Bu kadar şey, bu kadar teknoloji çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor dediğimiz zaman bir yandan da bu teknolojileri, bu sistemleri yeri geldiğine denetleyen, bir yeri geldiğine çalışmalarını yapılandıran bir takım yaklaşımlar da ortaya çıkıyor. Örneğin bir dönemlerin işte Rusya'dan önceki Sovyet döneminde Sovyet medya yaklaşımları veya kuramları, kimi otoriter baskıcı kuram medya kuramları yaklaşımları veya daha özgür medya yaklaşımları dikkat çekiyor veya sosyal sorumluluk kuramları, gelişme kuramları gibi kuramlar aslında küresel çapta medya sistemlerinin nasıl olgunlaşacağını, medyanın nasıl ele alınması gerektiğini veya onlara ilişkin bir takım hiyerarşilerin nasıl desenleneceğini vurgulayan yaklaşımlar, yöntemler oluyor. Gördüğümüz gibi aslında iletişim ve iletişime bağlı teknolojiler ne zaman şekillenirse hemen beraberinde bunların nasıl denetleneceği, nasıl regüle edileceği, kontrol edileceği, gözetleneceği, bunlarla beraber nasıl bir yaşantının kurgulanacağı da hemen beraberinde gelen sorgulamalar olur.